Şehre yeni bir dedektif gelmiştir. Bu yeni dedektif oldukça başarılı ve ünlü bir dedektiftir. Öyle ki işe başladığı ilk gün bir hırsızlık vakasını çözmüştür. Dedektif ikinci gün ise taşınmasına yardım etmek için gelen arkadaşını havaalanına bırakıp daha sonra işe gidecektir. Fakat kötü hava koşulları nedeniyle tüm uçuşların iptal olduğu haberi televizyonlarda son dakika haberi olarak geçmiştir. Bunun üzerine dedektif arkadaşını evde bırakıp işe gitmiş ve ikinci hırsızlık vakasını araştırmaya başlamıştır. Olay yerine giden dedektif ev sahibine neler olduğunu sormuştur. Adamsa, "Eşimi iş seyahatine gideceği için havaalanına götürdüm ve o uçağa bindikten sonra eve döndüm. Fakat eve geldiğimde evin yakınına tanımadığım bir arabanın park ettiğini fark ettim. Eve girdiğimde ilk başta her şey normal görünmekteydi. Fakat kasanın açık olduğunu ve içinin boş olduğunu gözlemledim." demiştir. Bunun üzerine dedektif adamı tutuklayıp karakola götürür. Peki ama neden? Adam, eşini havaalanına götürdüğü konusunda yalan söylemiştir. Çünkü sorunun başında tüm uçuşların iptal edildiğini söylemiştik. Yani eşinin uçağa binme gibi bir durumu olamaz. Bu yüzden yalan söylediği ve hırsızlık hikayesini uydurduğu için adam tutuklanmıştır. Başarılı dedektif ikinci hırsızlığı da çözdükten sonra sırada üçüncü hırsızlık dosyası vardır. Bu sefer yaşlı bir çiftin evine hırsız girmiştir. Dedektif şehirden biraz uzakta olan eve gitmiş ve incelemelere başlamıştır. İşin ilginç yanı hırsızlar hala evin içerisindedirler. Evin ise sadece 3 tane kapısı vardır. Ön, arka ve bodrum kapısı. Evin sahibi yaşlı çift ise her kapıya hırsızlık için tuzak kurmuştur. Arka kapıda alarm var. Eve yaşlı çiftten başka birisi girdiğinde alarm ötüyor ve polisleri harekete geçiriyor. Ön kapıdaysa korkutucu bir köpek beklemekte. Eve yabancı biri girdiğinde ve çıktığında köpek hemen saldırıya geçmekte. Bodrum kapısındaki tehlike ise karbon monoksit gaz. Kapı açılır açılmaz içeriye yoğun bir şekilde bu zehirli gazdan salınıyor. Dedektif hırsızları yakalayabilmek için bu 3 kapıdan bir tanesini seçmeli. Sizce dedektifin seçmesi gereken kapı hangisi? Dedektif arka kapıyı yani sirenli kapıyı seçip hırsızların evden çıkmasını beklemeli. Çünkü hırsızlar bu eve bu kapıdan girip alarmı çalmışlardır. Hırsızlar aslında polisler gelene kadar evden çalacaklarını çalıp yine aynı kapıdan çıkıp gitmeyi planlamıştır. Ancak işinde uzman dedektif tam hırsızlar çıkarken onları arka kapıda yakalar. Dükkanı pazar, çarşamba ve perşembe günleri dışında her gün açan bir terzi, üzerinde "Dün kapalıydık, bugün açığız, yarın da açık olacağız" yazılı bir levha yaptırmıştır. Peki sizce terzi bu levhayı hangi günler kapısına asmalı? Terzi levhayı pazartesi ve cuma günleri kapısına asmalıdır. Renkli dondurmaların olduğu bu resimde diğerlerinden farklı bir dondurma külahı var. Bakalım siz bu farklı dondurmayı bulabilecek misiniz? Diğerlerinden farklı olan dondurma külahı işte burada. Sırada renkli cupcake'ler var. Bakalım bu sefer farklı olan cupcake'i bulabilecek misiniz? Sizden bulmanızı istediğimiz cupcake işte burada. Yine sizden sevimli köpeklerin arasında küçük bir farkla diğerlerinden ayrılan köpeği bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Alttan 3. satır, sağdan 2. sütundaki köpeğin tek boynuzunun çizgileri yoktur. Peki bu resimde diğerlerinden farklı olan köpek nerede bulunmakta?
Bakalım verdiğimiz süre içinde farklı olanı bulabilecek misiniz? Diğerlerinden farklı olan köpek resmin tam ortasında ve boynundaki donutun üzerindeki şekerlemelerden de bazıları eksik. Sırada gülen kaktüsler var. Peki bu kaktüsler arasındaki farklı olan nerede? Süreniz başladı ama isterseniz videoyu durdurup resmi dikkatlice inceleyin. Resmin sağ alt köşesindeki ikinci satırdaki bu kaktüs diğerlerinden farklı. Son farklı olanı bul sorumuzdayız. Sizce papağanların arasında gizlenmiş farklı olan papağan nerede bulunmakta? Diğerlerinden farklı olan papağan en alttan ikinci satır sağdan ikinci sütunda. Eski zamanlara ait bu resimde o döneme ait olmayan bazı figürler bulunmakta ve biz sizden o döneme ait olmayan 6 figürü bulmanızı istiyoruz. Sana verdiğimiz süre başladı. Dilersen videoyu da durdurabilirsin. Resim içinde o döneme ait olmayan toplamda 6 tane figür bulunmakta. Bunlar uçak, masa lambası, mobilet, güneş gözlüğü, kulaklık ve cep telefonu. Şimdi ise senden el emojilerinin olduğu bu resim içerisinde bu el emojisinin kaç tane olduğunu bulmanı istiyoruz. Resim içerisinde toplamda 16 tane işaret parmaklı el emojisi bulunmakta. My Little Pony kahramanlarından bu sarı atın yer aldığı iki resim arasında tek bir fark bulunmakta. Bakalım siz bu farkı bulabilecek misiniz? Sevimli atın bacağının üzerindeki mavi kalpler iki resim arasındaki tek farktı. Kardan Adam resimlerinin yer aldığı bu iki resim arasında tek fark var ve biz sizden bu farkı bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Resmin sol üst kısmındaki iki kar tanesi bir resimde varken diğerinde yoktur. Yine karşınızda My Little Pony karakteri var ve bu iki resim arasında da küçük bir fark bulunuyor. Biz de sizden bu küçük farkı bulmanızı istiyoruz. İki resim arasındaki tek farkı sizler için gösterdik. Peki kimler bu farkı bulmuştu? Elsa ve Anna'nın yer aldığı bu iki resim arasındaki tek farkı bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Elsa'nın kıyafeti iki resim arasındaki tek farktı. Bente'nin yer aldığı bu iki resim arasında da çok büyük bir fark var ve biz sizden bu farkı bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Bente'nin arkada kalan kolu bir resimde varken diğerinde bulunmaz. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma.
Sıradaki videoda görüşmek üzere.